Muğla'nın Sarıgerme sahilinde Hayvan Hakları Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte dalgıçlar yunusların özgürlüğü için dalış yaptılar bu kez. Yunusların tutsak edilmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri süren dalgıçlar yunusların denizlere serbest bırakılmasını istiyorlar. Terapi ve eğlence merkezlerindeki yunusların serbest kalmasını istediler, sulara daldılar. Türkiye'de 66 noktada gerçekleştirilen etkinlikte yunuslara özgürlük istendi. Muğla'nın Sarıgerme sahilinde dalış öncesi açıklamalarda bulunan Hayvan Hakları Federasyonu üyesi Ege Sakin, yunusların kullanıldığı eğlence merkezlerinin kapatılmasını istedi. Nasıl bir ayının bisiklete binmesi, bir aslanın ateş çemberinden geçmesi, bir filin takla atması normal türüne, doğal dengesine aykırı bir şeyse, bir yunusun da, bir mors balığının da, bir balinanın da klorlu sulara, havuzlara hapsedilmesi o kadar aykırı bir şey. İnsan vicdanına aykırı bir şey, hayvan haklarına aykırı bir şey. Yunuslu terapinin bir işe yaramadığını söyleyen Sakin, bu tip merkezlere karşı olduklarını ifade etti. Yunusların maalesef mizaçları gereği, fiziksel görünüşleri gereği gülümsediklerini görüyoruz ve çekilen fotoğraflarda da onların da insanlar gibi mutlu olduğu düşündürülmeye çalışılıyor. Halbuki onlar ölürken bile gülümsüyorlar. Doğal mizaçlarındaki gülümsemeleri onların mutlu olduğu anlamına gelmiyor. Yunus merkezlerine karşı düzenlenen etkinliğe Muğla'nın Ortaca ve Dalaman belediyeleri de destek verdi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde profesyonel dalgıçlar yunusların özgürlüğü için dalış yaptı. Sarıgerme sahilinde Hayvan Hakları Federasyonu ve Sualtı Gazetesi tarafından düzenlenen etkinliğe federasyonun 71 il temsilcisi, Greenpeace üyeleri ve Profesyonel Sualtı Derneği sanayi dalgıçlarıyla hayvanseverler katıldı. Yunusların özgürlüğü için yaklaşık 5 metre derinliğe dalan profesyonel dalgıçlar denizin dibinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Muğla'nın yunusların ticari amaçla sömürüsü konusunda akla gelen ilk şehir olduğu belirtildi. ...18 bülteninin sonuna geldik. Saat başında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Efendim, Hayvan Hakları Federasyonu organize ettiği dalgıçlar Muğla'nın Ortaca ilçesinde sualtı dünyasının sevimli sakinleri yunusların özgürlüğü için daldı. Basın açıklamasını deniz altında yapan Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, yunusların yaşam alanları okyanuslar, para kazanmak uğruna kafeslere hapsedilmeleri insafsızlık diye konuştu. Hayvan Hakları Federasyonu'nun 4. Ulusal Temsilciler Toplantısı'na katılmak için 71 ilden Ortaca'ya gelenler Sarıgerme plajında toplandı. Burada bazı dalgıçlar yunuslara özgürlük için dalış gerçekleştirdi. Sualtı Gazetesi editörü Ege Sakin ve Haytap Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat basın açıklamasını denizin 5 metre altında gerçekleştirdi. Başına su altında konuşabilmesini sağlayacak özel bir maske takan Sakin ve Şenpolat'ın görüntüsü ve sesi açıklamayı takip eden basın mensuplarının izleyebilmesi için karadaki ekrana yansıtıldı. Federasyon Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat daha sonra soruları yanıtladı. Şenpolat, Yunus Parkı işletmecilerini insafsızlıkla suçladı. Onlar maalesef bugün Türkiye'de yaklaşık 13 tane Yunus Parkı'nda, Dolfinaryum merkezlerinde hapis olarak tutulmaktalar. Ve insanlara Yunus Parkları'nda bir umut tacirliği olarak sağlık paket programları satılmakta. Bu hayvanlar doğal türlerine aykırı olarak kimi hareketleri yaptırmaya zorlanmakta. İnsanların keyfi, gösteri zevki, göz zevkleri için eğlenceli hareketlere maruz bırakılmaktadırlar. Eyleme destek veren gençler sahillerin önemine işaret etti. Güzeldir ülkemiz, değerlidir zenginliklerimiz. Danyalı'nın güzel sahili, İztuzlu kumsalları. Her yıl koşarak gelir kreta kretalar, yumurtalarını gönerek bırakırlar. Bilirler korunduklarını, rahatça davranırlar.